her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bizler Müslüman olarak yaşıyoruz ama ahvallerde, amellerde problemlerimiz var. Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki Estaizu billahi bismillah ve melaktul cinne vel inse illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak, bakın ancak bana kulluk etsinler için yarattım. Yaratılış maksadımız belli. Allah Celle Celaluhu'ya kulluk edeceğiz, ibadet edeceğiz. Ama çoğu Müslüman gibi biz de farkında değiliz. Rabbimiz Celle buyuruyor. Estaizu billahi bismillah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsene amele. Biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi her an, her saniye izliyor. Her an, her saniye duyuyor. Yaptığımız işler karşılığında hesaba çekileceğiz. Amellerimiz karşılığında, ihlasımız karşılığında hepimiz Allah Celle Celaluhu hesap vereceğiz. Ölüm her an gelebilir. Bakın kıymetli Adnan ağabeyimiz, Rabbim Celle Celaluhu cennetinde cemalle müşerref eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu onun çektiği sıkıntıları günahlarına kefaret eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu çektiği sıkıntılar sebebiyle onu tertemiz olarak huzuruna kabul eylesin. Amin. Şimdi Müslüman için ölüm aslında bayramdır, kurtuluştur. Niye? Çünkü gerçek manada Allah Celle Celaluhu'nun istediği şekilde yaşayan bir Müslüman öldüğü andan itibaren onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılayacak. Ama bir adamın ahvali kötüyse, bir adamın ahvali bozuksa o zaman işler sıkıntı. Biz ona göre bir hayat yaşayınca uğraşıyoruz. Bu yapılan sohbetler, bu yapılan muhabbetlerin hepsi eşittir bu. Bir adam zaten bozuksa o adam tabutta daha mezarlığa götürürken bas bas bağıracak. Ne olur beni götürmeyin. Bakın iyi anlayın burayı. Burada çok sıkıntılı mevzular var. Adam namazsızsa, abdestsizse, sohbet, Kur'an hiç işi yoksa daha tabutta kabristana giderken bas bas bağıracak. Yalvarırım beni götürmeyin. Niye? O çünkü Azrail Aleyhisselam onu gördüğü zaman ne oldu? Ona sol kanadından cehennemi gösterecek. Bak sen namazsızdın, abdestsizdin, Kur'ansızdın, zikirsizdin, ilimsizdin. Ne sohbete gittin, ne camiye gittin. Bak sen buraya gideceksin diye gösterdi ona çünkü daha ölüm anında. O kişi tabutta mezarlığa giderken yalvaracak. Ne olur beni götürmeyin. Ne olur beni götürmeyin diyecek. E peki o adam kabre girdiği zaman ne olacak? Ahvali perişan olacak. Peki namazlı, abdestli, sizin gibi sohbet ehli, sizin gibi Kur'an ehli gelip burada Kur'an dinliyorsunuz, gelip burada sohbet dinliyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Amin. İşte Müslüman gibi yaşarsan Azrail Aleyhisselam sağ kanadından ona cenneti gösterecek. O adam mezarlığa doğru giderken çabuk beni götürün diyecek. İşte Müslüman ölüm bu yüzden bayram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona gösterecek kabirde. Bu zat hakkında ne düşünüyorsun diyecekler. Sormayacaklar peygamberin adı ne. Çünkü bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı severse, onun hayatı üzerine bir hayat yaşarsa ona gösterecekler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat suretini gösterecekler. Yani işin Türkçesi şu, hepimiz kabre gittiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzatı göreceğiz. Sormayacaklar peygamberi kim diye. Rabbin kim diyecekler, kitabın ne diyecekler, dini ne diyecekler ama peygamberi kim demeyecekler. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzatı gösterilecek. Bu zat hakkında ne düşünüyorsun? Bu zat kimdir diyecekler. Sünnet üzere bir hayat yaşayan adam, namazlı, abdestli, zikirli, oruçlu adam diyecek ki benim peygamberim Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. İşte o zaman kurtulacak. Allah Celle diyecek ki onun kabrini göz alabildiğince genişletin. Aman ya Rabbi. Kabri o kadar genişletilecek, o kadar genişletilecek ki onun bahçesi cennet kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Peki namazsız arkadaşınız vardır illaki. Oruçsuz, zikirsiz arkadaşınız vardır illaki. Allah aşkına ona bunu söyleyin. Deyin ki bir namazsız adam kabre gittiği zaman Allah Celle Celal ona kel pehlivan diye bir yılan musallat edecek. Onun tırnakları çelikten, bir vuruşta Uludağ'ı parçalayacak güçte. Ona sabah akşam 5 vakit namaz boyunca ona o tırnaklarıyla öyle bir vuracak ki yerin 7 kat dibine girecek. Ama ölüm yok. Kıyamete kadar bununla azap olacak. Bitti mi? Bitmedi. Allah Celle dedi ki onun kabrinin altına ateşten döşek serin. Evet. O yattığı toprak ateş olacak. Bitti mi? Bitmedi. Diyecek ki Allah Celle Celaluhu onun üzerine ateşten yorgan serin. E peki Allah aşkına soruyorum. 50-60 senelik bir ömrümüz var.
en fazla o da hadi olsun 70 sene bitecek mi bitecek? Allah Celle Celaluhu bizi buraya ebedi getirmedi. Dünya hayatı geçici bir hayattır. Estaizu billahi bismillah. Bel tu'firûnel hayâte dünya vel âhiretu hayrun ve ebka diyor. Allah Celle Celaluhu siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama kalıcı olan ve ebedi olan daha hayırlı olan ahirettir diyor Allah Celle Celaluhu. Peki bizler Müslümanlar olarak Rabbimiz Celle Celaluhu hoşuna gidecek işler yapıyor muyuz? Herkes şu anda kafasında bir kursun. Acaba ben bir Müslüman olarak ayetlere, hadislere, Kur'an'a, zikirlere karşı benim bakış açım ne? Bir hadis duyduğun zaman ya böyle hadis mi olur? Ya bu ayet günümüzde olur mu diyor muyum acaba? Ya da Rabbimden ne geldiyse amennâ ve seddeknâ. Rabbim affetsin yapamıyoruz. Günahkarız mı diyoruz? Ya Allah Allah siz de kardeşim ne hacısı ne hocası ne sakallısı. Bu devirde maalesef bu adamlarla uğraşıyoruz. Takke takanlara bugün saldırıyorlar. Sarık saranlara, cübbe giyenlere bugün saldırıyorlar. Ama o adamlara baktığı zaman senden benden Müslümanlar. İşte biz bugün bu mücadeleyi verirsek belki diyoruz günahımız çok olsa da Rabbim Celle Celle bizi affeder. Bakın bu sözümü yazın kafanıza. Biz bugün dinimizi savunmazsak, dinimize savaşanlarla mücadele etmezsek belki günahlarımızdan ise bir de üstüne bununla beraber cehenneme yuvarlanırız. Ama günah hepimizin günahı var. Günahsız kul var mı? Yok. Rabbimiz diyor ki Celle Celle eğer sizler günah işlemeseydiniz, iyi anlayın burayı. Sizler günah işlemeseydiniz hepinizi helak ederdim. Sizin yerinize günah işleyen topluluklar yaratırdım. Onların diyor günah işlemesinden sebep tövbe etmesini dilerdim. Onlar tövbe ederdi ben onları affederdim. Günaha gireceğiz mi? Girebiliriz. Çünkü buna meyilli yaratıldık. Ama tövbe diye bir şey var. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah. Tövbeten nasuha diyor Allah Celle Celle. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler tuğbu ilallah. Allah Celle Celle tövbe edin. Nasıl tövbe? Tövbeten nasuha. Nasuh tövbesiyle yani o hatayı bir daha düşmeme niyetiyle. Ama bugün biz bir günah yapıyoruz. Yarım saat sonra aynı günah bir daha yaşıyoruz. Ya Rabbi affet. Hayır. İşte Allah Celle Celaluhu'nun indirdikleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattıklarıyla amel etmezsen haşa ve kella dalga geçer gibi iş yaparsan işte o kabir sana cehennem olacak. He peki kabirden çıktıktan sonra aman ya Rabbel Alemin. Rabbimiz Celle Celaluhu diyor ki bunu hepiniz biliyorsunuz. Kişi amel defterini ya sağ elinden alacak ya sol elinden alacak ya da bunu belki çoğunuz duymamışsınızdır. Öyle bozuk adamlar olacak ki onun diyor amel defterini sırtından böyle sırtından sokacaklar. İçini parçalayarak ön taraftan çıkacak. Ve bu adamlar kabirden çıktığı zaman iç organları parçalamış bir halde sürüne sürüne mahşer meydanına gelecek. E sen şimdi diyorsun ki bunu bana niye anlatıyorsun? E mübarek böyle olmayalım diye anlatıyoruz. Bu ahvalde binlerce insan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkacak. Biz onlardan olmayalım. Etrafımızda böyle adamlar varsa anlatalım diye anlatıyoruz. İbret almamız lazım. Ebedi bir hayat var. Nasıl hesap vereceğiz? Mahşer var 50 bin sene. Kur'an'da ayetle sabittir. 50 bin sene. Kimisi bileğine kadar, kimi dizine kadar, kimi beline, kimi boğazına kadar tere batacak. Peki Müslümana ne kadar 50 bin sene? Sabah namazının 2 rekat sünneti kadar. Kaç dakika? En fazla 2 dakika. Namazlı, abdestli, oruçlu, zikirli yaşayan bir kişiye mahşer günü 2 dakika ama bozuk olana namazsız, abdestsiz, zikirsiz, güzülsüz, sohbetsiz, hiç işi yok namazda, niyazda, ne cuması var, ne namaz var, hiçbir şey yok. Bu adama 50 bin sene olacak. O adam yalvaracak. Ya Rabbi beni cehenneme at. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya cehennem Kur'an'da belki onlarca ayette anlatılıyor. Cehenneme girmeyelim diye Allah Celle Celle cehennem bize anlatıyor. Ama adam öyle bir perişan olacak ki mahşer gününde diyecek ki ya Rabbi yalvarıyorum beni cehenneme at. Ya bu hale gelmeyelim için uğraşıyoruz arkadaşlar. Ölüm haktır, ölüm gelecek. Bak Adnan abimiz daha mübarek gençecek adam 50 yaşında. 50 çok bir yaş değil ya. Hepimiz olabiliriz, hepimiz bu hale gelebiliriz. Ama önemli olan hazırlıklı olmak. Ben hepinize soruyorum. Yaz geldiği zaman hepiniz köye gidiyorsunuz. Bir hafta önceden, iki hafta önceden, bir ay önceden hazırlıklara başlıyorsunuz. Valizlerdi, bilmem neydi, biletti, otobüstü, bilmem ne, hazırlık bak. İki haftalık, üç haftalık memlekete gideceğiz diye bir hafta hazırlık yapıyoruz. Ebedi bir hayat için hazırlık yok. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki hazır yaşıyorken, nefes alıp verebiliyorken, niye? Şu anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor, kabirler pişman insanlarla dolu. Şu anda kabirde milyonlarca insan, belki de milyarlarca insan yalvarıyor. Ya Rabbi şuradan kafamı bir çıkarayım ya. Bir Subhanallah diyeyim. İyi anlayın burayı.
bir Subhanallah diyeyim. Yeter ki şuradan kafamı çıkartayım. Niye? Çünkü dünyadayken demedi. Dünyadayken isyan etti. Namaz yok, abdest yok, ilim yok, zikir yok, Kur'an yok. Ama kabre girdiği zaman pişmanlık başlayacak. O yüzden kabri pişmanlarla dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kabre girmeden önce hazırlık yapın. İnsanların en akıllısı odur ki ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanandır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Estaizu billah bismillah kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim diyor. Allah Celle Celle de ki ey Habibim eğer onlar beni sevdiklerini söylüyorlarsa diyorlar ki eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacağız. Yoksa bir daha söylüyorum tabut sıkıntı, kabir sıkıntı, mahşer sıkıntı. Allah Celle Celle mahşer alanında o dalalan, bunalan, sıkılan adamlara çünkü güneş bir tavan boyunda bulutlar gelecek. İyi dinleyin bu hadis-i şerifi. Bulutlar. O adam da sevinecek. Oh diyecek bulut geldi bir gölge. O buluttan manda büyüklüğünde akrepler katır büyüklüğünde deve boynu büyüklüğünde yılanlar çıkacak. Ve o adamı orada sokacak. O adam onun eziyetinden onun acısından kıvranacak. Şimdi buraya moral bozmaya mı geldik diyorsun da kardeşim bizim Müslümanlarda morali bozulmadan namaza başlamıyor. Faziletli amel anlatıyorsun. İki rekat namaz var diyorsun faziletli. İki rekat namaz kılıyor daha bir şey yapmıyor. Ama hazırlık aşamasında sıfırız. Hazırlık aşamasında çok problem var. Mahşerden sonra başka ne var kardeşim? Hesap var, mizan var. Bir adamın amelleri tartılıyor. Günahlar almış başını gidiyor. Sol taraf şaha kalkmış günahtan. O adam artık diyor ki ben cehenneme gittim kesin başka çıkış yolum yok. Bir kağıt düşüyor yukarıdan aşağı. Küçük bir kağıt parçası. Diyor ki bu sağ tarafa düşse ne olacak? Sola düşse ne olacak? Zaten ben yemişim. O kağıt küçük bir kağıt parçası. Sallana 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 geliyor. O adam o kağıt düşerken de ecel telleri dökülüyor. O kağıt sağ tarafa mizana koyuluyor ve sağ taraf şaha kalkıyor. Peki o kağıtla ne yazıyor arkadaşlar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Celle Celle'den başka ibadet layık hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir yazıyor. İşte bak kurtuluşumuz burada. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama içini doldurursak La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam ama sen diyorsun ki ben olmasam var ya aç kalırsınız. Bu küfürdür ha. Bir adam karısına derse ki ben olmasam var ya açlıktan ölürsün derse kafir olur bu adam. Çoluk çocuğuna ben olmasam rızkınızı ben veriyorum derse kafir olur bu adam. Hayırdır ya? Yaradan Allah Celle Celle Er-Rüzkü Alallah ayet yok mu? Var. Adam dükkanını asmış Er-Rüzkü Alallah. Rızkı Allah verir. Ondan sonra diyor ki ya bugün işler kesat rızkımızı... Arkadaşım dikkat edeceğiz. Peki La ilahe illallah sonra ne var? Muhammedur Resulullah. Yani yolumuz Muhammedur Resulullah olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidersek kurtuluş var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzersek kurtuluş var. E peki nasıl benzeyeceğiz? İş yerinde sakal yasak, işte cübbe yasak. Ahlaken benze. Yaşatmaya çalış. İnsanlara anlat. Estaizu billah bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil marufi ve tenhevne anil münker ve tu'minuna billah diyor Allah Celle Celle. Siz, yani bizlere diyor Allah Celle Celle. İnsanlık içerisinden çıkarılmış. Yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkarılmış ümmetler arasında en hayırlı ümmet biziz. Kim? Ümmeti Muhammed. Sebep ne? Te'muruna bil marufi ve tenhevne anil münker. İnsanlara iyileme dersiniz, kötülükten nehyedersiniz. Ne demek insanlara iyileme dersiniz? Kardeşim bak, içki içiyorsun yasak bu haram. Kardeşim küfür etme. Kardeşim bak, ayet var. Haramdır, günahtır, yazıktır. Yapma. Kendini helak etme. Te'muruna bil marufi ve tenhevne anil münker. Kötülükten nehyedersiniz. Kardeşim namaz var, oruç var, zikir var, ilim var, sohbet var. Gel. İşte bunu yaparsan ve tu'minuna billah ve Allah'a iman edersiniz. Büyükler diyor ki neden iman edersiniz ayetin başında gelmiyor da sonunda geliyor. Derler ki büyükler eğer bir insan emri bil maruf yapmazsa, iyiliği emretmez, kötülükten ne etmezse onun imanında sıkıntı var. Bir yanlış gördüğün zaman kardeşim bu yanlış, bu haram demiyorsan imanında problem var diyor Allah Celle Celaluhu. Estaizu billahi bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen dea ilallahi ve amile salihen ve kale inneni minel müslümin diyor. Allah Celle Celaluhu insanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Allah Celle Celaluhu. Bakın insanları Allah'a çağırır. Kardeşim hadi gel namaza gidelim. Kardeşim hadi gel sohbete gidelim. Bak bu kadar basit ya. Salih amel işleyen,
Namaz kılan ama adam gibi kılan. Yalap şalap değil. İki dakika kılayım geleyim değil. Öğlen arası kılayım değil. Dizinin reklamında değil. Adam gibi kılan. Orucunu adam gibi tutan. Salih amel işlem. Ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım. Ben bu işi yapıyorum. Ben seni çağırma. Ben de senin gibi bir insanım. Rabbimiz Celle'ye emrettiği için yapıyorum. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi. Bakın bunu iyi dinleyin arkadaşlar. Acayip bir fazilet söyleyeceğim size. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi. Bana her şeyin sevabını bildirdin. Ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını anlatmadın. Dedi ki ey Musa her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Ben ne kadar yarım saattir konuşuyorum değil mi arkadaşlar? Kaç kelime konuştum sayabilen var mı? Yok. Her kelimeye bir senelik ibadet sevabı var. İşte sen çok basit kardeşim namaza gel. Üç kelime. En hafifi diyorum ha kardeşim namaza gel. 3 senelik ibadet sevabı. Allah Allah. Peki biz bu işi yapmayacağız da ne yapacağız? Peki ölüm var, ahiret var diyoruz. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Hepimiz Allah Celle Celaluhu birliğine inanıyoruz, diline inanıyoruz. Ama iş amele geldiği zaman niye sıkıntı yapıyoruz? İş icraata geldiği zaman niye? Ya şimdi arkadaşlar diyecek ki sen hacım oldun, sen hocam oldun, sen düne kadar bozuktun. Düne kadar bozuktun, ben düzeldim. Sen hala bozuksun kardeşim diyeceksin. Bak lafımı unutmayın. Hepimiz bozuktuk kardeşim. Hangimiz evliya doğduk? Hepimiz eşkıyaydık. Hepimizin illaki günahı vardı. Ama sen tövbe ettikten sonra sana arkadaşın gelecek. O arkadaş değil haberin olsun. O senin düşmanın. Sen tövbe ettin. Namaza başladın. Elhamdülillah doğru yoldasın. Sana geldi ki ya bırak lan sen bu. Sen düne kadar böyleydin. Düne kadar şöyle. Ben düne kadar öyleydim. Elhamdülillah tövbe ettim. Allah Celle Celaluhu razı oldu bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ama kardeşim kusura bakma bozuksun. Sen hala namazsızsın. Sen hala abdestsizsin. Benim yine belki kurtaracak bir payım var. Ben tövbe ettim. Ben o yoldan döndüm. Ama bak sen hala kötü yoldasın. Ama şu anda bizim gençler bundan korkuyor. Ya ortamda diyeceğim ki işte hacım oldun, hocam oldun. Hacı da olmadım, hoca oldum, Müslüman oldum kardeşim diyeceksin. Müslüman oldum aklıma geldi. Müslüman gibi yaşamaya başladım. Herkes için geçerli. Hanım kardeş kapanacağım diyor. Nasıl kapanayım? İşte diyecekler sen düne kadar açıktın. Ya arkadaşım düne kadar açıktım da şimdi de kapandım. Ne var bunda? Sen düne kadar takke takmıyordun, şimdi takke takıyorsun. Ya tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Düne kadar bir hata yapıyordum. E şimdi takke takmayanlara söyleyeyim hemen. Kusura bakmayın da Osmanlı zamanında, Osmanlı hepimizin ecdadı değil mi arkadaşlar? Hepimiz gurur duyuyoruz. E peki Osmanlı zamanında bir adamın başında takke yoksa o adamın mahkemede şahitliği kabul edilmiyordu. Niye? Sen İslam nişanlarından bir nişanı terk ettin. Senin bu mahkemede şahitliğin kabul ediyorlardı. Hadi bakalım şimdi biz ne yapacağız? Nerelere gidelim? Ya hava çok sıcak, onu mu yapalım? Yok bu sıcakta bunu nasıl gelelim? Diye diye canımızı cehenneme atıyoruz. Unuttuğumuz şey şu. Biz bu dünyaya dünya için gelmedik. Dünya bizim için yaratıldı. Biz ahiret için yaratıldık. Bu lafı unutmayın. Dünya bizim için yaratıldı. Ama biz ahiret için yaratıldık. O yüzden diyoruz ki hazır nefes alıp verebiliyorken, hazır yaşıyorken, hazır dünyadayken bu fırsatı değerlendirelim. Öğle namazını kılmayan adam kim var? %90 el kalacak biliyorum. Ne yapalım babacığım? Hemen burada bitermez herkes abdestini alacak. Öğlen namazını kılacak. Geç değil. Vallahi geç değil. Çünkü bir daha söylüyorum. Şu anda kabirler, bütün kabristanlar pişman insanlarla dolu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde söylüyor. Dikkat edelim. Allah Celle'ye yönelelim. Estağfirullah, Bismillah diyor. Bak Efendimiz Aleyhisselam, hadis-i şerif okuyayım ondan sonra ayet okuyacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. El mer'u me'a men ehabbe. El mer'u me'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğin adama bak. Yolundan gittiğin adama bak. Bugün kimi seviyoruz, kimin peşinden gidiyoruz, kimin yolunda ölüyoruz. Bugün maalesef bütün Müslümanlarda yabancı gavur sevgisi, gavur aşkı var. Bugün elhamdülillah hepimiz diyoruz ki ölürüz ya Resulallah. Peki ölürüz ya Resulallah diyoruz da Estağfirullah Bismillah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin diyor Allah Celle Celaluhu. Peki alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Biz de seni seviyoruz ya Resulallah diyoruz. Ağzımızın kenarıyla diyoruz. Amel de var mı icraat? Sıfır. Peki bir atraksiyon var mı? Sıfır. Ya Allah kabul etsin kardeşim. Allah affetsin. O kadar gavur var. O kadar gavurdan sana ne kardeşim? Peki Allah Celle diyecek ki ya tamam bu kadar gavur var. Seni de affettin mi diyecek? Hayır. İyi anlayın burayı. İyi o kadar kafir var. O kadar ateist var. O kadar deist var.
Neyse sen Müslümanın kulum, seni affedemeyecek. Hayır. Sakın ha şeytanın hilelerine aldanmayın. Şeytan diyor ki Allah affeder kardeşim ya, sen hayırdır ya. Baksana kardeşim, senin falanca arkadaşın var ya, ne namaz var, ne abdest, ne gusül. Sen de bırak kardeşim, ne olacak ya, Allah Allah ya. Şeytan işte böyle diye. Bak az önce hafız kardeşim Yasin okudu. Yasin suresinin 5. sayfasında Allah Celle Celle ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, ya beni Adem'e en la te'budu şeytan. Ey Adem oğlu, sakın şeytana tapmayın. Ya biz şeytana mı tapıyoruz kardeşim diyorlar. Peşine ben sana diyorum. Günde 5 müezzin mi çağırır, Allah mı çağırır? Allah Celle Celle çağırır arkadaşım. Müezzin çağırmıyor, haberin olsun. Seni günde 5 vakit çağıran Allah Celle Celaluhu. Peki seni yaradan Allah seni çağırıyor. Peki sana diye kulağına gitme diye fısıldayan kim kardeşim? Şeytan. E peki sen gitmezsen bu sefer kimin dediğini yapmış oluyorsun? E şeytanın dediğini yapmış oluyorsun. Ben şeytana tapmıyorum dediğin anda ben de sana bunu sorarım. Ezan okunuyor, abdest almıyorsun, namaz kılmıyorsun. E hadi camiye gidemedin, tamam Allah affetsin. E peki evde hanımınla cemaat, çocuğunla cemaat. Hadi evde kimse yok. Evde bari kıl tek başına. O da yok. E ne yapacağız arkadaşım? Ben şeytana niye tabiyim kardeşim? Tövbe haşa. Müslümanız elhamdülillah. Müslümansın elhamdülillah da alamet lazım, alamet. Ben sana soruyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Bak bir daha söylüyorum. Kişi sevgiyle beraberdir. Yaptığın amelde icraatta bir şey var mı? Sen diyorsun ki kardeşim ya ben seni çok seviyorum be kardeşim ya. Tamam. Çok seviyorum diyorsun kardeşim. Sen var ya seninle ölüme gidiyorum diyorsun. Tamam. Bir mevzu olduğu zaman arkadaşın seni çağırıyor. Ya işin var dersen. Hani lan beni seviyordun? Bir icraat yap kardeşim. Senden bir şey istedik. Sözde seviyorum diyorsun. Bir icraatını göremedik. Hani beni seviyordun? Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı seviyoruz. Allah Celle Celle seviyoruz. E peki icraat var mı kardeşim? Yok. Sözde. Bizim bugün amellerimizin çoğu sözde. İş bir daha söyleyeyim. Amele dökülmeye geldiği zaman, icraata geldiği zaman herkeste bir geri vites var. Sonra yaparız, sonra bakarız. Mezarlık sonra yaparız, sonra bakarız, sonra tövbe ederiz diyenlerle dolu. Ölüm var, ahiret var. Bak Gazze'de 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında gençler toprağa düşüyor. Niye örnek veriyorum? Ölüm ne zaman gelecek belli değil. Allah Celle Celle Amerika'yı bize musallat ederse, yanlayın burayı. Etrafımı zaten sardılar, biliyorsunuz hepiniz. Amerika'yı bize musallat eder Allah Celle Celaluhu. O zaman başımıza bombalar yağarsa, ya Rabbi biz ne yaptık? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, kafirler Allah'ın köpeğidir, dilediğine musallat eder. Bak Müslümanların başında hep kafirler musallat. Arakan yanıyor, Keşmir yanıyor, Doğu Türkistan yanıyor, Irak yanıyor, Suriye yanıyor, Filistin yanıyor. Sadece bugün baktığınız zaman Müslüman topraklarında yangın var. Bir tane Hristiyan toprağında yangın yok. Ama sebep ne? Müslümanlar bugün işini terk etti. Efendimiz hepsi Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. E görüyorsun dünya hükmetler, ondan sonra Selçuklu, ondan sonra Osmanlı 600 sene bütün dünyaya diz çöktürdü. Sebep ne? Onlar Kur'an'la amel etti. Bugün Müslüman Kur'an'ın yüzüne bakmıyor. Allah aşkına soruyorum ya. Elemtere'den aşağıyı kaç kişi biliyor desem kaç kişi bilecek? Bu sıkıntıdır. Bu beladır. Bakın iyi dinleyin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bakara suresini 8 senede ezberledi. Sen diyorsun ki Allah Allah nasıl oluyor bu iş? 8 senede niye ezberledi biliyor musunuz? Hazreti Ömer radıyallahu anh bir ayetle amel etmeden öteki ayete geçmiyordu. Biz de bugün nerede kardeşim? Fatiha'da 40 tane yanlışımız var. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Yalnız sana taparım ve yalnız senden yardım isterim. Sana ibadet edin diyoruz ama namazda iyyâke ne'budu yalnız sana taparım derken aklında karın mı var, çocuğun mu var, patronun mu var? Ben sana soruyorum. İyyâke nesta'in yalnız senden isteriz derken ilk önce hep insanlara gidiyoruz. İlk önce Allah Celle Celaluhu'dan isteyeceğiz. Ondan sonra insanlara gideceğiz. İyi anlayın burayı. Bir ama geldi sahabelerden, dedi ki ya Resulallah dua et de gözlerim açılsın. Dedi ki ilk önce güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl, sonra benim adıma dua et dedi. Bak şimdi ilk önce namaz, abdest, sonra beni araya kat dedi. Biz bugün ilk önce insanlara gidiyoruz. Hayır, ilk önce derdi mi var, borcun mu var, sıkıntı mı var? İlk önce ya Rabbi senden istemeyeceksin. Bakın vallahi de billahi de tallahi de sen samim olarak Rabbinden istersen
Rabbin Celle Celle senin önüne sofralar serer. Bir daha söylüyorum. Biz bu dünyaya yemeye, içmeye gelmedik. Yiyeceğiz, içeceğiz, okuyacağız, çalışacağız. Bunların hepsi imtihandır. İmtihanı unutmayalım. Karın imtihan, kocan imtihan, çocuğun imtihan, patron imtihan, iş imtihandır. Bunlar senin cennetteki derecelerini ya da cehennemdeki azabını belirleyecek. Velhasıl kelam, biz bugün maalesef ümmeti Muhammed Müslümanlığını unuttu, Rabbini terk etti, Kur'an'ı terk etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amelleri zaten terk edildi, sünnetleri terk edildi. Bir ismi kaldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. O da maalesef ve maalesef yakında sanki o da kaybolacak gibi gözüküyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam gelmeden önce yeryüzünde İslam yok olma noktasına gelecek. İyi anlayın burayı. İş oraya doğru gidiyor. Ama sen diyorsun ki ya benim etrafım namazla abdestli dolu. Kaç tane var ya? Allah aşkına soruyorum. 2 milyar Müslüman var. Filistin'e kaç tanesi yardım ediyor? Hiç kimseye. Hani hepimiz Müslümandık? Hani uçuyorduk, kaçıyorduk? Hani parçalıyorduk? İcraat yok. Biz bugün ezik kaldığımız için Allah Celle Celaluhu Müslümanları bütün Müslüman topraklarında gavurlara parçalattırıyor. Evet. Laflar ağır gelmesin kardeşler. Açık konuşuyoruz. Bu saatten sonra aman şöyle aman böyle konuşmanın anlamı kalmadı. Müslümanlar perişanken, Müslümanlar parçalamışken ya kardeşim adamdan çocuktan şu kadar parça kalmış ya. Paramparça olmuş şu kadar parça. Adam çocuğunu çöp poşetine koymuş be. Küçücük çocuk çöp poşetinde cesedi ya. Bu ne rezilliktir kardeşim? Bu Müslümanın rezilliği. Müslümanın geldiği seviye bu. Biz de diyoruz ki güçlenmemiz için sahabiye dönmemiz lazım. Güçlenmemiz için Osmanlı'ya dönmemiz lazım. Peki nasıl döneceğiz? Çok kolay kardeşim. Kur'an'ı yaşayacağız, yaşatacağız, evvela okuyacağız, okumayı bileceğiz. Ayet okuyoruz ama harflere dikkat etmiyoruz. Yalan, yanlış, Allah kabul etsin. Fatiha'da 40 tane yanlışı var adamın. Bak bir daha söylüyorum. En kısa sure, Kevser suresi. Ya Kevser suresinde 5 tane hata olamaz. İhlas suresi, en kısa surelerden. İhlas suresinde 5 tane hata olamaz. Niye bunu yapıyoruz? Ya yaparız ama iş dünyalık meseleye geldiği zaman, şarkıya, Türkiye'ye geldiği zaman hepimiz memleketin türküsünü ezberlemişiz. Hepimiz takımımızın marşını ezberlemişiz. Hiç problem yok. Ama iş Kur'an'a, ayete, hadise gelince hepimiz gevşeyiz. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Hepinizin bir şerif. Temizlik imandandır. Peki temizlik nerede başlar arkadaşlar? Çoğumuzun sıkıntı yaptığı yanlış yerde helada başlar. Bugün çoğu Müslüman vesvese hastası. Namaz kılıyorum, namaz aklıma 40 tane şey geliyor. İşte onu yapıyorum, işte bir şey yapamıyorum, vesvese hastası oldum. Kafa yiyeceğim, aklıma cinler, şeytanlar, ifritler geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Temizlik imandandır. O temizlik tuvalette başlar. Tuvaletteki daha temizliğimize, taharatımıza dikkat etmiyoruz. Abdest alırken 40 tane hata yapıyoruz. Peki o beceremediğimiz taharatla, alamadığımız abdestle kılacağımız 2 rekat namaz Allah aşkına soruyorum. Allah indinde makbul müdür? Ondan sonra işte namaz kılıyorum da aklıma 40 tane tilki geliyor, 40 tane şeytan geliyor aklıma diyerek nereye varacağız? Ondan sonra işte dua ediyorum, duam kabul olmuyor diyorum Müslümanların çoğunda bu sıkıntı var. Ediyorum, ediyorum, kabul olmuyor. Ya diyor falanca var, dua diyor 5 dakikada kabul olur. Ben diyor senelerdir dua ediyorum, kabul olmuyor. Peki duanda mı sıkıntı var, sende mi sıkıntı var? Haşa ve kella. Allah Celle Celle senin duanı duymuyor mu? Duyuyor. Ama kardeşim bir dua etmek var, bir de dua etmek var. Bir adam gibi dua etmek var, bir de gevşek ağza. Ben bu dua ediyorum acaba kabul olacak mı diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri bizim ışığımızdır. Allah Celle Celle'nin ayetleri bizim yolumuzdur. Biz o yoldan gitmezsek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize açtığı yolda yürümezsek, hadislere dikkat etmezsek, sünnet üzere bir hayat yaşamazsak, ebedi hayatımızı mahvederiz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize numune gönderdi, örnek gönderdi. Bizim önümüzde bir numune örnek varken, biz o örneği almazsak, çok basit bir şey söyleyeceğim. Adam sana dedi kardeşim bak bu şeyi görüyor musun? Ben bunu senin aynısını istiyorum. Numune bu, örnek bu. Aynısını istiyorum. Sen adama bunu yerine gittin, bundan verdin. Adam ya kardeşim ben senden bunları istedim. Bu ne alaka? Mahşere çıktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada olacak. Rabbimiz diyecek ki Celle Celle. Ya ben size örnek verdim. Numune burada. Alemden Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Sen bana neyle geldin? Gavurun saçı, gavurun sakalı, gavurun kıyafeti, gavurun ahlakı. Oldu mu? Olmadı. İşte o zaman
perişanlık başlayacak. Daha bak az önce konuşuyorduk. Mahşer meydanında kaldık. Daha Sırat Köprüsü'ne gelemedik. Sırat Köprüsü'nde bir rivayette arkadaşlar, belki çoğunuz bunu duymadı. Bir rivayet Sırat Köprüsü 25 bin sene. 25 bin sene Sırat Köprüsü. Allah dostlarından biri dedi ki keşke dedi o Sırat Köprüsü'nde 25 sene bekleyen ben olaydım. Bakın 25 bin sene ne demek ya? Başka bir rivayette 3 bin sene yokuş, 3 bin sene düzlük, 3 bin sene iniş. Başka bir rivayette kıldan ince, kılıçtan keskin. Başka bir rivayette Sırat Köprüsü'nün kenarında kancalar var. Ateşten kancalar. Müslüman, namazsız, abdestsiz, gusülsüz Müslüman. Cuma'da işi olmaz, zikirle işi olmaz, oruçla işi olmaz. O kancalara asılacak, parçalanarak cehenneme atılacak. Peki Müslüman, namazlı, abdestli, ilimli, zikirli Müslüman nasıl geçecek? O kadar hızlı geçecek ki, ya diyecek, dünyadayken bir Sırat Köprüsü diyorlardı. Öyle hocalar, işte alimler bir şey diyordu, Sırat Köprüsü var. Ben görmedim diyecek. Bak öyle hızlı geçecek. Ondan sonra cehennem diyecek ki ey Müslüman, şu köprüden çabuk geç, senin nurun benim ateşimi söndürüyor. Bir de böyle olmak var. Sürüne sürüne geçmek var. Bir de ışık hızında, yıldırım hızıyla geçmek var. Peki ondan sonra ne var kardeşler? Kıymetli büyüklerim, ya cennet ya cehennem var. Biz cennet tarafında olanlardan olalım için uğraşıyoruz. Ebedi bir hayat, ebedi gençlik. Erkekler 33 yaşında olacak, 36 metre olacak. Aman ya Rabbi, her gün daha ziyadeleşeceksin, her gün daha güçleneceksin. Cennet sofraların ucu yok, bucağı yok. Cennet nimetlerinin sonu yok. Şimdi burayı iyi dinleyin. Cennette her gün, gün sınırı yok ama anlayacağımız tabirde, her gün bir insanın manzarası günde 40 defa değişecek. Ne demek bu? Sonra bak şimdi örnek verelim. Oturdun Üsküdar'da Kız Kulesi'ni izliyorsun. Güzel manzara ha. Ama 10 dakika sonra dersin ki yeter lan, sıkıldık da bu ne, baka baka yeter. Ondan sonra dersin biraz da işte Ayasofya'ya bakayım, biraz da Sultanahmet'e bakayım. Sıkılırsın. Rabbimiz Celle Celaluhu cennette sıkılmayalım diye bir manzarayı günde 40 defa değiştirecek. Sırf sen ben sıkılmayalım için. Orada tuvalet yok. Yediğin yemek senden, gözeneklerinden misk. Miski amber kokusu olarak çıkacak. Can sıkıntısı yok, üzülmek yok, keder yok, perişanlık yok. Orada böyle pazarlar olacak. Sahabileri ziyaret edeceğiz. Dedeni ziyaret edeceksin, büyük büyük atanı. O diyecek, evladım hoş geldin, sen can dede hoş bulduk. Anlat diyecek, dünyada neler yaptın? Dedeciğim işte böyle ameller ettim, böyle zikirler yaptım, ibadetler yaptım. Dede cenneti hak ettim, hoca ki torunum ben de bunu yaptım. Bunlar varken, böyle güzel işler varken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın avucundan Havz-ı Kevser'den içmek varken, peki cehennemde ne işimiz var Allah aşkına soruyorum. Yanar çıkarız diyen ahmaklar, onları ben ahmak diyorum. Yanar çıkarız demek gavurluktur. Haşa ve kella, sen Allah Celle Celle dalga mı geçiyorsun? İyi anlayın burayı. Yanar çıkarız diyenler, sen cehennemi oyuncak mı zannediyorsun derim ben onlara. Şimdi cehennemde ne var kardeşim? Öyle azaplar, öyle belalar var ki o adam yalvaracak, ya Rabbi beni soğuk cehenneme at. Çünkü cehennemde öyle bir tane ateş yok, yanarız çıkarız yok. Cehennemde o kadar ateş şiddetli olacak ki o adam yalvaracak, ya Rabbi beni soğuk cehenneme at. O cehennem o kadar soğuk, o kadar soğuk olacak ki diyecek ki ya Rabbi beni buradan da at. Çünkü o soğuktan etler dökülecek. O kadar soğuk, o kadar soğuk ki yalvaracak, ya Rabbi beni buradan al. O adam oradan alınacak. Deve boynu kalında yılanlar, katır kadar akreplerin olduğu başka bir cehenneme atılacak. Orada onu o hayvanlar soktuğu zaman zehrinden 70 sene yerde çırpınacak. Azaptan, gazaptan. Peki o adam ne yapacak? Ya Rabbi beni buradan çıkar. Nereye? Ya Rabbi beni diyecek cehenneme at. Ya bir adam ya Rabbi beni cehenneme at diye yalvarır mı? İşte yalvaracak. Öyle ahvaller, öyle perişanlıklar olacak. Peki Rabbimiz diyor ki onu oradan alın. Cehenneme atın. Üzerine taşlar, kayalar kapatın. Kimse bunu duymasın. Biz de diyoruz kardeşlerim, bu havale düşmeyelim. Bu rezilliği çekmeyelim. Allah Celle Celle bizim için yarattığı cennete talip olalım. Onun için amel edelim. Rabbim Celle Celle amellerimizi makbul eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu yapmış olduğumuz ibadetleri dergah hizmetinde kabul eylesin. Amin.
Rabbim Celle Celaluhu burada toplanmamız sebebiyle bütün günahlarımızı affeylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar bir dua yapacağız inşallah. Peşine de inşallah programı yavaş yavaş sonlandıracağız. Şöyle mübarekler yanaşın, ayaktakiler otursun inşallah. Bir dua yapacağız, bitireceğiz inşallah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna bil